Efendim sabah şefleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam bizlerle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Dünden bugüne nasılsınız? Rabbimize hamd ederiz. Güzel ülkemizde, güzel bir gündeyiz. Ona hamd ederiz. Evet. Efendim. Mevla hamdımızı arttırsın, şükrümüzü seçim arttırsın. İnşallah yarın seçim olacaktır. Yani sevgiyle, saygıyla idareyi değiştirmek için milletimizin bu davranışı da ne kadar güzeldir. Umarız ki birbirimizin yüzüne bakamayacak derecede kırıcı sözler söylemeyiz, kaba davranışlarda bulunmayız. Güzellikle seçimi yaparız, geçiririz inşallah. Evet sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz yayınımıza. Telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattımıza video sorularınızı da yollayabilirsiniz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün uygulamamız var. Programımızın ilerleyen dakikalarında tadil-i erkan nedir? Namazda tadil-i erkanı terk etmek ne demektir? Tadil-i erkanın kuralları nelerdir? Hocamız uygulamalı olarak inşallah bize ayrılan sürede anlatacaklar. Konuyla ilgili sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. Evet. Bu arada düzeltme secdesi sorusu da çok geliyor. Seyf secdesi. İnşallah bunu da hocam göstermiş olursunuz. İyi olur inşallah. Seyf secdesi, düzeltme secdesi namazda nasıl yapılır? Hangi durumlarda seyf secdesi yapılır? Bir video sorumuz var. Bismillah diyelim, o video soruyla başlayalım. Hocam selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleyküm, hayırlı yayınlar. Selam. Ben de bir soru sormak istiyorum. Babam yaklaşık 5 sene kadar önce vefat etti. Ağustos'ta 5 sene olacak. Şimdi birkaç önce de dayımın oğlu babamın ondan 2200 lira kadar aldığını söylüyor. Vermediğini söylüyor. Biz de bu kadar zaman sonra niye hani istedin, daha önce niye istemedin falan filan şeklinde sorular sorduk tabii. Aradan bayağı zaman geçmiş. Sonra şu an sıkışık olduğunu, işte o yüzden istediğini falan söylüyor. Hani dinen vermemiz gerekiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Kardeşim de aslına bakarsanız bu parayı da vermiş ama hani bunun doğruluğu, yanlışlığı nedir? Sizin fikrinizi merak ediyorum. O yüzden aydınlatırsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler diliyorum. Buyurun hocam. Efendim yani eğer hakikaten delil var, bilgi var, belge var, şahit varsa o zaman bu borcu ödemek münasip olur. Ama tabi bilgi, belge, delil, şahidin de olması lazım ya. Evet. Kaldı ki bilgi, belge, şahit olduğu halde vermeyenler de var. Dün hatırlarsanız öyle bir soru gelmişti. Babasının da... Çok yanlış bir şey tabi. Evet. Bunu burada vermezse ebedi hayatta vereceği şüphesizdir. Evet. Ya. Evet efendim. 2200 euro yani almış, vermedi diyor. Kul hakkı işinden çok çekinmek lazım Muhsin Bey. Kul hakkı. Yani sevgili peygamberimiz düşünün ki vefatına bir gün kala Hazreti Ali, Hazreti Fazlı'nın kolları arasında ashabın huzuruna çıkıyor. Ashabım, sizden ayrılacağım için mahzunum, kederliyim. Rabbime kavuşacağım için neşeliyim. Ama ashabım, ola ki bende alacağı olanınız olur. Böyle birisi varsa beni kul hakkıyla Rabbimin huzuruna göndermeyin. Lütfen hakkı olan gelsin, benden hakkını alsın. Canımız feda ya Resulallah. Bizim ne hakkımız olabilir? O olsa da feda olsun. Öyle değil ashabım, bu bana ikram değil. Bugün içinizde bana karşı en sevgili olan, şayet bende alacağı olan varsa gelip bunu alandır. Bunun üzerine sahabeden biri diyor ki ya Resulallah filan zaman şuraya 3 dirhem yardım et dediniz. Ben sizin adınıza yaptım, kendi adıma değil. Ama o para bana ödenmedi. Fazlı derhal onu öde. Bu arada ashabım, dua etmemi isteyeniniz varsa dua edeyim. Birisi kalkıyor ya Resulallah, ben uykucu bir adamım, gıybetçi bir adamım, dua edin Rabbim beni affetsin. Efendimiz dua ediyor. İkinci biri de şöyle diyor ya Resulallah,
aklınıza gelen her kötülüğü işlemiş bir adamım ben diyor yani. Hazreti Ömer oradan müdahale ediyor. Ya halkın içinde kendini diyor rezil ettin ya. Peygamberimiz diyor ki Ömer, ahiret rezilliğinin yanında dünya rezilliği hiçtir Ömer. Dokunma da söylesin ve ben de dua edeyim. Yani demek ki kul hakkı ile Allah'ın huzuruna gitmekten son derece titizlik gösterip sakınmak lazım. Allah'ın elçisi böyle bir hassasiyet evet. gösteriyor. Ama bizde nasıl bir vurdum duymazlık var? Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun liyevmin azim yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Sanmak ne demek? Sanmak %30 derecesinde bilgi. Ama biz %30 derecesinde mi inanıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahidim Allah'ım, senin varlığına, birliğine, kudretine şahidim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğine, senden alıp getirip haber verdiği şeylerin hepsinin gerçekliğine şahitlik ederim diyoruz. Ya öyle %30 derecesinde bir bilgi değil. Öyleyse şu kul hakkı konusunda son derece birbirimize karşı titiz olmalıyız ya. Evet. Peki, Diyarbakır'dan Eslem ve Muhammed kardeşlerden kucak dolusu selamlar. Sizleri çok seviyoruz. Babam ve annemin de selamı var demişler. Diyarbakır'a selam, selam edelim. Eslem Muhammed kardeşlere selamlar. Trabzon bizi izliyor. Trabzon'a selam edelim. Güzel bir gün olsun inşallah. Isparta'dan selam ediyorlar. Isparta'ya da selamlar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım sevgili izleyenler. Bugün yine 4 hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Hediyelerimizden bir tanesi Gümüşhane. Bugün inşallah bir izleyicimize bu el emeği paha biçilmez göz nuru Gülizar ninemizin seccadelerinden hediye edeceğiz bir izleyicimize. Çok da güzel hocam. Allah Allah. Renkleri de çok güzel. Kendisi de çok güzel. Namazlık diyorlar değil mi hocam? Doğrudur. Doğrudur. Seccade namazlık. Ne kadar güzel ya. Evet ve bunun dışında 3 tane de Kur'an-ı Kerim hediyemiz var sevgili izleyenler. Toplamda 4 hediyemiz olacak. Bu hediyeler içinde toplamda 3 şifre vereceğiz. Birinci şifre az sonra. Öncesinde yine bir video sorumuz var. O soruyu görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben bazenler evde dayım anneme, anneanneme, dedeme imam oluyorum. İmam çocuklar da oluyor. Yani ben çocuk olduğum için imam olursam sevap mı değil? Evdekilere namaz kıldırıyorum, imamlık yapıyorum. Ama çocuğum ben namaz kıldırabilir miyim diye soruyor. Efendim yani bir teravih namazı gibi namazda temiz çağına erişmiş olan yani temiz 7 yaşından sonraki yaş. Yani temyiz yaşındaki çocuk teravih namazı gibi sünnet olan namazı kıldırabilir. Ama farz namazda imam olmak için şartlar nelerdir? Müslüman olacak, buluğ çağına ermiş olacak, ergenlik çağına ulaşmış olacak, akıllı olacak, erkek olacak, kıraat sahih olacak kadar Kur'an ezbere bilecek. Hı hı. Ve evet bu gibi şartları vardır. Yani imam olabilmenin böyle şartları vardır. Evet. Bu şartlar çocuklar için geçerli değil. Yani çocuk için de bakın nedir? Buluğ çağına ermiş olacak. Tabii geçerli değil. Buluğ çağına ermiş olacak. Peki yani. Hocam şimdi evde namaz kıldırıyorum diyor. O işte arkasında duran anne baba dede ne bileyim büyükler için o namaz tekrar mı edilir? Nasıl olur peki? Diyelim kıldırdı kardeşimiz. Bazı ulema da caiz olduğunu söylüyor. Onlara göre tamam yaptıkları ibadet geçerlidir inşallah. Bazı ulemaya göre de caiz. Kıldırabilir diyorsunuz. Peki evet. Devam edelim. Bir Şanlıurfa'dan izleyicimiz selam ediyorlar. Kahvaltı sofrasındayız. İyi ki varsınız.
Şanlıurfa'ya selam yollar mısınız? Elbette Şanlıurfa selamlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Nevşehir bizi izliyor. Nevşehir'e selam edelim. Tokat da aynı şekilde. Hayırlı sabahlar. Yeni kalktık. Ekranda televizyonu açtık. Sizi izliyoruz demişler. Sivas Yıldızeli Direk Köyü selam ediyor bize. Sivas'a, Yıldızeli'ne, Direk Köyü'ne biz de selam yollayalım. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı yayınlar. İki sorum olacak size. Birincisi, İki kişi yan yana gelip bir kişi hakkında konuştuğumuz zaman dedikodu oluyor. Bunun günah olduğunu biliyoruz. Ama o kişi hakkında yalnızken içimden geçirdiğim zaman o günah oluyor mu? İkinci evet. Sorum, sevabımız günahımızdan fazla olduğu zaman o günahımızı çekmek zorunda mıyız? Yoksa o günahımız sevaptan düşüyor mu? Peki. Teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, çok soru var. Bazılarını aktarmak isterim. İşte borsa ile ilgili sorular gelmiş. Borsada işlem yapmak caiz midir? Kurbanlık nasıl seçilir? Kurbanla ilgili sorular şimdiden gelmeye başlamış. Zekat soruları var. Promosyon soruları var. Bunun dışında mirasla ilgili sorular var. Protest tırnak yaptırmak gusül abdestine engel olur mu diye gusülle ilgili sorular var. Bu arada geniş bir şekilde önümüzdeki hafta cumartesi nasip kısmet olursa inşallah hocamız gusül abdestini anlatacaklar. Uygulamalı şekilde. Peki. Bu sorunun cevabını, az evvel video sorumuzun cevabını, aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi reklamlardan sonra paylaşalım. Sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Hayırlı yayınlar. İki sorum olacak size. Birincisi, İki kişi yan yana gelip bir kişi hakkında konuştuğumuz zaman dedikodu oluyor. Bunun günah olduğunu biliyoruz. Ama o kişi hakkında yalnızken içimden geçirdiğim zaman o günah oluyor mu? İkinci sorum, sevabımız günahımızdan fazla olduğu zaman o günahımızı çekmek zorunda mıyız? Yoksa o günahımız sevaptan düşüyor mu? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce hocamıza sorulan soru, iki sorusu var izleyicimizin. Hocam hangisiyle başlamak istersiniz? Evet efendim, hemen birincisinden başlayalım. Tamam. İçimizden geçirdiğimiz kötü düşünceler. Efendim, Rabbimiz ne buyuruyor? İnne ba'da'z-zanni ismün. Ya bazı zan var ki günahtır. Delil olmadıkça hüsnü zanla görevliyiz. Hüsnü zan. Yani böyle bir evliya menakibinde anlatılır. Yani bir bey bir hanımla ırmağın kenarında efendim piknik yapıyorlar. Ama efendim diğer bir kişi de onlar hakkında şuna bak ya, Allah Allah, yani fahişe bir kadınla gelmiş burada içki içiyor. O sırada hemen ırmağa biri düşüyor, atlayıp onu kurtarıyor. Bak diyor, önce sen kendini kurtar, olmaz mı? Bak, fahişe bir kadınla, bu benim anacığımdır. İçki içiyorlar diye düşündün, bu içki değildir. Biz ırmağın suyundan içiyoruz, Allah'ın nimetlerine hamd ediyoruz. Yani demek ki suizan, delil olmadıkça hüsnü zanla görevliyi, suizan haramdır. Evet. Suizan, evet, kötü zan, böyle düşünmek doğru değildir ya. Yani. Mümkün mertebe düşüncelerimizi de koruyalım ya, hocam. Peki de. Bunun günahı var mı? Günah yazılır mı bu kötü düşüncelerden dolayı? Rabbimizin ismin suizan olunca haramdır diyor ama eyleme dönüşmedikçe bu da pek şey değil. Yani eyleme dönüşünce asıl haram olan, günah olan odur. Ama bu kötü düşünceleri de bırakmak lazım. Çünkü kötü düşüne öyle bir oluyor. Gün eyleme geçiyor. Onların da önüne geçmek icap eder. Diğer sorusu, sevaplar ve günahlar eşit olursa ya da biri nasıl olacak hocam o thakulet, terazi? Fe emmâ men thakulet mevazinuhu fehu fî îşetin râdiyeh ve emmâ men khaffet mevazinuhu fe ummuhu hâviyeh وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Yani mizanı ağır gelen kişi mutlu yaşayışlarda, cennetlerde. Mizanı hafif gelenin onun anası Haviye. Haviye nedir?
ateşte kızdırılmış olan cehennem ateşi, ateşi kızdırılmış olan cehennem, onun anası bu. Sanki onun anasını yedi der gibi bir şey yani, evet. Öyle. Peki, Ali Bey hoş geldiniz. Evet, bugün uygulamamız var inşallah. Biraz sonra sevgili izleyenler, tadil erkan nedir? Namazda tadil erkanı terk etmek ne demektir? Tadil erkanın kuralları nedir? Hocamız uygulamalı olarak biraz sonra inşallah izah edecekler. Telefonumuz var mı? Telefondan sonra da ilk şifreyi paylaşalım mı? Peki. 4 hediyemiz var. Bu hediyeler için birinci şifre az sonra, hemen telefondan sonra. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Şanlıurfa'ya selam edelim. Buyurun. Aleykümselam hocam. Ben Şevval ayı annem tansiyon hastası ve şeker hastası, yine tutabilir miyim? Şevval orucu tutmak istiyor anneniz anladığım kadarıyla. Evet. Tansiyon hastası, evet. Şeker hastası. Ramazan'da evet. Ne yaptı peki? Tuttu mu oruçlarını? Evet, tuttu. Bu sefer şekeriyle tansiyonu kalkıyor, tutamıyor. Allah kabul etsin elbette. Yani doktor da müsaade etmez herhalde. Yani tansiyon, şeker var. Doktor ne diyor? Doktor tutmayı demiyor. Diyor tutmayın. Tutmayın diyor. Tutmasın evet. Diyor yani anneniz. Ama illa Şevval orucunu tutmak istiyor. Evet diyor, kızlarım tutsun yerime. Evet. Nasıl? Diyor ki kızlarım tutsun yerime. Ha, kızlarım benim yerimi oruç tutsun diyor. Yani ben evet. Tutamıyorum, hastayım. Kızlarım evet. Benim yerimi oruç tutsun diyor. Bir başkası için oruç tutulur mu hocam? Bir başkası yerine. Anacığım, senin yerine ben namazı kılayım. Anneciğim, senin yerine ben Şevval orucu tutayım. Bu öyle olmaz. Ama Şevval orucunu tutarım. Ya Rabbi, bu Şevval orucundan hasıl olan sevabı anneme armağan ettim, böyle diyebiliriz. Tabii biz böyle deriz de biz de boş çıkmayız yani. Evet, sevabı. Sevabını bağışlayabiliriz. Yoksa ama onun adına, bir başkası adına namazını ben kılayım, orucunu ben tutayım, olmaz. Hatta mı izleyicimiz? Evet. Evet, hocamızı duydunuz. Yani kızları annesi adına oruç tutamazlar dedi hocam ama şöyle yapabilirler. Oruç tutar. Asıl olan bu sevaptan anneme de bağışlıyorum diyebilirler diyor hocam. Doğru. Doğru. Tamam. Tamam mı? Selam tamam ediyoruz hocam. Şanlıurfa'ya tekrar. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Bu arada Şevval'in hocam, Şevval 23 bu arada. Yani bitmek üzere yani. Az kaldı. Yani 6 gün oruçları için soruyor. Hani Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün oruçları. Hala vakit var mı? Var da. Var, evet. Doğru. Evet. Peki. Devam edelim, şifreyle devam edelim. Bugün yine 4 hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Hediyelerimizden bir tanesi Gümüşhane'den Gülizar Nine yolluyor. El emeği, örgü, seccade. 3 de Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Toplam bu 4 hediye için ilk şifre ekrana geliyor. Kalem kağıt hazırsa lütfen not alınız. Birinci şifre, Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Muhsi, ya Allah Celle Celaluhu. Namütenahi de olsa bir bir her şeyin sayısını bilen, denizdeki suyun moleküllerinin sayısı, ağaçların yapraklarının sayısı, öyleyse bu kadar dünyada 7 milyar insan yaşıyor, bunların yaptıkları gecelerinde, gündüzlerinde, her türlü davranışlarını Allah nasıl bilir? Biliyor işte. Okyanustaki moleküllerin sayısını bilen Allah, ağaç yapraklarının sayısını bilen Allah, çöldeki kumların taneciklerini bilen Allah, bizim hiçbir davranışımız ondan gizli kalmamaktadır. Öyleyse nasıl gaflet ederiz? Ondan gaflet etmemeli. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, iki şifremiz daha olacak. Vakti gelince, zamanı gelince o şifreleri de inşallah paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Samsun Kızıloğlak köyünden selamlar. Hasibe Hanım yazmışlar. Sohbetinizde bilgilerimizi tazeliyoruz. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz demişler. Samsun'a selam edelim. Babam Mehmet Abay 87 yaşında, sizi çok seviyor. Samsun ilinde yaşıyoruz biz de.
Çok selamları var. Oğlu İmdat Abay yazmış. Peki. Biz de selam ve saygılar gönderiyoruz. Evet. Trabzon Gölçayır'dan yazıyorlar. Selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı günler, hayırlı hayırlar hocam. Benim bir sorum olacaktı. İzmir'den arıyorum. Daha önceki sorularda söylemiştiniz, cevabını da vermiştiniz ama şimdi iyi tatmin olamadım. Bankanın vermiş olduğu promosyonu çocuklarımıza ve eşimize haram olduğunu söylediniz. Peki bu parayı alıp da çektiğimiz krediye kullansak veya evimize, eşyamıza almış olsak, kullanmış olsak bu ne derece mantıklı ve doğru olur? Sizden öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yani promosyon parası %100 helal mı? Değil. %100 haram mı? Değil. Ya ne ya? Şüpheli. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki müttaki kişi o kişidir ki haram mı helal mı olduğu kesin belli olmayanlardan da sakınır. Eğer ben geçimimi normal sağlayabiliyorsam bu promosyon parasını bir ihtiyaç sahibi birine vermeliyim. Hı hı. Evet. Ya kamuya hizmet edecek bir yere, hı hı, ya da ihtiyaç sahibi birilerine vermeliyim. Ama yok, kendim zaruret içerisindeyim. Oturduğum evin kirasını ödeyemiyorum. İyi, o zaman kullanabilirim yani. Bu kredi borcumuzu kapat. Ama işte kredi borcu olabilir de geçimi de yerinde olabilir yani, evet, değil mi? Evet. O yüzden ona işte tevessül etmemeli. Geçimi yerinde değilse, hakikaten zorlanıyorsa, kredi ödeyemiyorsa, tamam, öbür tarafta da faiz sürekli işleyecekse, doğru, o faizden bir an evvel kurtulmak adına tamam, promosyon öyle parasını kullanabilir diyorsunuz. Doğru. Benim anladığım. Yok, ama geçimi yerindeyse buna gerek yok. Gerek yok. Evet. Ulanmasın, ihtiyaç sahiplerine versin diyor hocamız. Evet. Peki, yine bir video sorumuz var, görelim. İyi günler. Bir araba veyahut da ev sattık. Elimize belli bir yüklü para geçti. Bu yüklü para ile çok kısa bir süre içerisinde başka bir ev veyahut da araba almayı düşünüyoruz. Fakat bu paranın tabii ki bir zekatı var. Fakat ben ürün veyahut da ev alacağım zaman bu zekatı verirsem o araba veyahut da evi alamıyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi söyler misiniz? Ya ana para eksilecek diyor. Şimdi diyelim ki yüklü bir miktarda parası var hocam. Ev için ayırmış diyelim. Evet. O paranın zekatı da yüklü. Tamam. Sonuçta zekatı verdiği zaman da ev için alacağı para eksilmiş oluyor. Bu durumda Muhsin ne yapalım Bey, diyor. Muhsin Bey, diyelim ki evi 2 milyona alacakken 1 milyon 900'e alacak. Evet. Oradan o pazarlıktan çıkacak o. Yani asmayı budayınca, bu Mevlana'nın sözü bu, görünüşte asma küçülüyor. Hem kendi cisim itibariyle hem de görünüşte küçüldü. Ama gerçekte ömrünün uzamasına ve fazla ürün vermesine sebep oluyor. Haklısınız. Aynen zekat vermek asmayı elbette budamak gibidir. Yani şimdi ben bu kadar parayı eğer verirsem ev alırken bu para eksilmiş olacak. Hocam, verdiğiniz örnekten yola çıkalım. Diyelim ki 2 milyon liraya ev alacak. Bunun tamam, 40'ta biri 50 bin lira yapar. Doğru mu? Yani 2 milyon liranın 40'ta biri zekatı 50 bin liradır. Tamam. Şimdi 50 bin lirayı verecek, bu sefer işte 2 milyon liralık alacağı evi alamıyor. Yani sıkıntıya düşecek. Aslında bunu soruyor. Ama işte pazarlıkta görecek ki o düşecektir o. Düşecek ya diyorsunuz. Öyle. Ya. O yüzden yani bakın, ev alacağım, hacca gideceğim, oğlan evlendireceğim, onun için şurada para duruyor. Para durduğu sürece zekatla mükellefim. Evet. Evet, zekatla mükellef. Zekattan kaçmayalım diyor hocam. Doğru. Mutlaka verelim. O bereketlenecek Allah'ın izniyle. Şu hadis-i şerife bak. Hassanu emvalikum bi zekah. Mallarınızı zekatla sigortalayın. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarını dua ile karşılayın. Hadis-i şerif ya. Evet. Evet efendim. Peki, Instagram'dan gelen sorulara da biraz bakalım. Özlem Hanım'ın bir sorusu var. Alnımızda ne yazarsa başımıza sadece o mu gelir? Ya da eğer bir şey nasipte varsa biz hiçbir şey yapmasak da o bizi zaten bulur mu? Alın yazısı ne demektir? Alnımızda ne yazıldıysa o yaşanır demek günah mı? Efendim yani bu alın yazısı.
bizim iman esaslarımızdan biri de kadere inanmaktır. İman esaslarımızdan birisi de kader inancıdır. Ne demek kader demek ne demek? Vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Günü gelince de onun gerçekleşmesine kaza diyoruz. Hı hı. Ama ya benim kaderimde şu hırsızlık var. Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Alın yazın böyle. Ben hırsızlığı yapacağım. Yok öyle değil. Allah bana akıl verdi, irade verdi. Kulum, hayır yoluna gidersen, iradeni burada kullanırsan onu yaratırım, ona razıyım. Ama şer yoluna gidersen ona razı değilim ama onu da yaratırım. Sen böyle istersen onu da yaratırım ama onun da hesabı var. Onun da hesabı var. Yani demek ki ben ne yapayım? Benim alın yazım böyledir. Benim kaderimde kumar oynamak var. Benim kaderimde hırsızlık var. Benim kaderimde bu cinayeti işlemek var. Ben ne yapayım? Elimden bir şey gelmez. Öyle değil. Öyle değil. Ben Allah bana akıl verdi, irade verdi. Bunu hayır yolda kullanmakla emretti. Bu hayır yolda kullanmadığımdan dolayı sorumlu olurum. Hocam peki nasibi nasıl anlayalım? Şimdi ikinci sorusunda diyor ya, bir şey nasipte varsa biz hiçbir şey yapmasak da o nasip zaten bizi gelir bulur mu? Böyle bir hadis-i şerif var. Nasibüke yusibüke velev kâne tahtel cibal. Nasibin dağların altında da olsa seni bulur. Yani bu rızık, takdir seni elbette bulur. Ama tabii bize düşen biz tedbirimizi almak. Bize düşen irademizi hayır yolda kullanmaktır. Şöyle bir söz var ya hocam, kader gayrete aşıktır derler. Ya kader doğru. Gayrete aşıktır. Gayrete aşıktır. Yani doğru. Biz oturduğumuz yerde benim nasibim olan zaten beni nasıl olsa bulacaksa ben hiçbir şey yapmayayım. Yine çalışmayayım. Hani Mevlana anlatıyor. Adamın biri hırsızlık yapmış, polisle copla vuruyor. Ne vuruyorsun diyor. Benim kaderimde hırsızlığı yapmak var. Polis de diyor ki benim kaderimde de sana vurmak var diyor. Yani. Evet. Peki devam edelim. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Biraz evvel bir promosyon sorusu vardı ya. Şimdi Instagram'dan bir izleyicimiz daha bir promosyon sorusu sormuş. Erdal Bey diyor ki promosyon parasının helal olmadığını bilerek bu parayı helal parama karıştırdım. Yani, evet. Tamam. Daha sonra bir mal aldım ve bu maldan promosyon parası kadar da zarar ettim. Evet. Aldığı kadar. Şimdi ben bu zararımdan dolayı bu vebalden kurtuldum mu? Efendim bu şuna benzedi. Yoğurt yola döküldü, ben de onu hayır yaptım. Yoğurt yola döküldükten sonra hayır yapmanın anlamı yok ki. Ona... Yoğurt döküldü, ben onu hayra saydım. Evet, hayrıma saydım. Hayrıma saydım. Öyle olmaz. Olmaz. Evet. Yok olmaz diyor hocam. Evet, evet. O vebalden kurtulmadınız tabii diyor. Evet. Helal paraya karıştırdınız. O ne kadarsa o zarar onu karşılamıyor. Bitti efendim. Peki. Doğru. Yine bir video sorumuz var görelim. Hocam bir sorum olacak. Kurban Bayramı'nın Arife gününde doğmuş olan bir büyükbaş hayvan. 2 sene sonraki Kurban Bayramı'nda kurban edilebilir mi? Teşekkür ederim. Beyefendinin sorduğu soruya evet cevabını veriyorum ben. Neden? Çünkü büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Şimdi beyefendinin anlattığına göre Arefe günü doğuyor bu buzağı. Hı hı. Ve 2. senenin Kurban Bayramı'nda bunu kurban etmemiz caiz mi diyor. Hı hı. 2 yaşını doldurmuş oluyor mu? Oluyor. Ama bakın şu noktadaki inceliğe dikkat edelim. Güneş yılı değil, ay yılı esastır. Ay yılına göre hem de hatta 20 gün falan fark var yani. Hı hı. 20 gün falan geçmişte oluyor yani. O yüzden demek ki sorduğu soruda filan zamanki Arefe gününde doğan buzağı şimdi kurban edilebilir mi? Edilebilir. Evet. Burada esas olan ay yılı diyorsunuz. Ay yılı. Ölçü ay yılı. Alırken, güneş yılı değil, güneş ay yılı. Güneş yılı değil, ay yılı. Ne oluyor?
güneş yılı 365 gün, ay yılı 354 gün. O halde 22 gün fark var yani. Hocam şunu da sorayım, madem konusu açıldı. Şimdi Kurban Bayramı'na, kurbana daha çok var, çok zaman var. Lakin şimdiden işte Anadolu'da durumu müsait olanlar, yeri olanlar kurbanlık alıyorlar. Evet. Bu kurbanlıkları da besliyorlar. Tamam. Sütünden faydalanıyorlar. Ne bileyim, yününden faydalanıyorlar. Şimdi bu kurbana zarar verir mi? Kurban ibadetine zarar yani verir mi? Yani sütünden, yününden faydalanmaları uygun değildir. Faydalandı, bedelini sadaka edecek. Normal şartlarda olmaz diyorsunuz. Öyle. Sütten kullandı, yoğurt yaptı, peynir yaptı, yününü kullandı. Olmaz diyorsunuz. Bedeline sadaka edecek. Bedeli kadar neyse sadaka verecek. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine kurbanla ilgili sorularınız olursa WhatsApp hattımıza video olarak da yollayabilirsiniz. Şimdi gelelim tadil erken meselesine. Onunla ilgili bir soru var. Bülent Bey Instagram'dan sormuş. Soru şöyleydi: namaza tadil erken hakkında bilgi verirseniz ve göstererek anlatırsanız memnun oluruz, seviniriz hocam. Seyif evet, secdesiyle ilgili sorularınız varsa onları da yollayabilirsiniz. Namazda düzeltme secdesiyle ilgili. Tadil erkanın kuralları nelerdir? Namazda tadil erken ne demektir? Hocam buyurun. O zaman Ali Bey kardeşimiz. Buyurun. Şimdi Ali Bey yardımcı olacaklar. Ali Bey kardeşimiz sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Evet hocam. Evet. Şimdi niyet ettim ya Rabbi senin rızan için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu ekber. Allahu ekber. Sübhaneke'yi okuduk. Euzü besmele çekip Fatiha okuduk. Zamm-ı sureyi okuduk. Şimdi Muhsin Bey bunları okutalım mı yoksa doğru? Hocam devam edebiliriz. Vaktimiz varsa okutabiliriz. Var. Hızlı bir şekilde. Var. Evet. Öyleyse. Hemen hızlı, seri Sübhaneke'yi bir şekilde. Sübhaneke'yi bir okuyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük. Yani madem okuttuk şunu söyleyeyim. Bu ne kadar güzel bir duadır. Rabbimizin büyüklüğünü ifade ediyoruz. Arkasından Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim velallâllin. Amin. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bunu okudun ama sevgili Ali Bey kardeşim, şimdi ikinci rekatta hangi sureyi okuyacağım? Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas. Ama yok, arada bir sure atlamış oluyorsun değil mi? Bir sure atlayınca olmaz. Ya takip eden sureyi okuyacaksın. Takip eden sureyi okuyunca da kul euzu bi rabbil felak geliyor. O da İhlas-ı Şerif'ten biraz uzun. Yani birinci rekattaki daha uzun olacak. İkinci rekattaki ondan kısa. Yani demek ki kul huvallahu ahad yerine Kevser suresini okusaydın ve bu ikinci rekatta da diyelim ki işte İhlas-ı Şerif okusaydın çok daha münasipti. Yani bu da bir inceliktir. Bunu böyle söyledim. Şimdi rükua gidelim. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce Rabbim seni tesbih ederim. Kudret sende, kemal sende, acizlik bende, ihtiyaç bende. Şimdi gözlerimiz nereye bakıyor Ali Bey? Gözlerimiz ayaklarımıza bakıyor. Gözlerimiz secde mahalline bakmıyor. Yani başımızı şöyle dikmiyor. Böyle sırtı gayet güzel. Bakın şimdi oldukça düz oldu. Hanımefendi olsaydı nasıl olacaktı Ali Bey? Biraz daha. Tamam. Hanımların rükûu böyle olacaktı. Şimdi erkeklerin rükûunu biz tarif ettik. Sübhane Rabbiyel Azim. 3 defa söylemem sünnettir. 5, 7, 9, 11 söyleyebilirim ama tek başımaysam söyleyebilirim. Tek başıma değil de arkamda cemaatim var. Cemaatimden de her zaman bakın, her zaman çoğunluğa uyarız. Bu sefer azınlığa uyuyoruz.
10 kişi cemaatim var. 10 kişiden biri diyor ki ya benim dizlerim ağrıyor ya, bu hoca da işi uzatıyor filan diyecek şekildeyse öyle uzatmam doğru değildir. En fazla 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim derim. Evet. Şimdi Semiallahu Hamide diyerek kalktım. Bak vücut tamamen doğruldu. Evet. Ve burada Sübhanallahil Azim diyecek kadar ayakta duruyor. Ondan sonra rükua gidiyorum. Allah. İşte tadil erken budur. Evet. Bakın tadil erken. Kıyamdaki tadil erken bu. Rükudan kalktıktan sonra çabucak gitmiyorum hemen. Semiallahu lümen hamideh dedim. Vücut iyice bir doğruldu. Sübhanallahil azim diyecek kadar ayakta durdum. Ondan sonra şimdi secdeye gidiyorum. Allahu ekber. Ha, secdeye giderken nasıl gidiyorum? Ali Bey kardeşim bir zahmet kalk da. Şimdi bakın secdeye giderken önce dizlerim. Önce dizlerim. Subhane Rabbiyel Ala diyerek gittim. Allah. Sonra ellerim, sonra alın ve burun. Tamam. İşte secde bu. Erkeklerde böyle. Kadınlarda olsaydı nasıl olacaktı? Secde. Secde kadınlarda. Tamam. Yani demek ki kollar dirsekler yapışık vaziyette olacaktı. Şimdi erkeklere göre secdeyi yaptık. Şimdi Allahu Ekber diyerek kalktık. İki secdenin arasında kalkar kalkmaz hemen ikinci secdeye gitmiyoruz da ne yapıyoruz? Sübhanallahil azim, Sübhane Rabbiyel azim diyecek kadar İki secdenin arasında duruyorum. Hızlıyı gösterelim mi hocam? Bir mesela yani. Secdeden kalkalım. Allah'a derhal gidiyor. İşte bu doğru değil. İşte bu doğru değil. Yani buna değerli seyircilerimizin dikkatini çekelim. Bakın tadili erkan dediğimiz şeye farz diyen mezhepler vardır. Hanefi mezhebi vacip diyor. Ama Hanefilerden de farz diyen var. İmam Ebu Yusuf o da farz diyenlerden. Demek ki öteki mezheplerin hepsi farzdır diyor. Tadil-i erkana uymak farzdır diyor. Olmazsa olmaz diyor. Ama Hanefi ne diyor? Hanefinin de çoğunluğu vacip diyor. Ama Hanefilerden İmam Ebu Yusuf o da farz diyor. O öyleyse son derece önemlidir. Yani bu işe son derece önemli. Dikkat etmemiz gerekir. Yoksa kıldığımız namaz olmamış. Neye yarar o, bu sefer yani? Demek ki tadili erken bakın nerede? İki secde arasında rükuda, rükudan kalkınca evet bu buralarda tadili erken söz konusudur. Şimdi secdeyi yaptık. İki secde arasında bunu da yaptık. Efendim tamamlamış olduk hocam böylelikle. Öyle. Hocam peki yapılmaması gerekenleri görelim mi? Siz yapılması gerekenleri söylediniz tamam. De. Yapılmaması gerekenleri uygulamalı bir görelim. Şimdi ne yapılmayacak mesela? Şimdi, onu görelim genelde. Rükudan kalktık. Rükudan kalktık. Semiallahu lümen hamide. Derhal git. İşte bu da. Bu da. Bu bir. Tamam. Tamam. Şimdi Ali Bey sizden ricamız. Siz evet. O duaları da işinizden yaparak Sübhane tamam. Rabbiyel Azim. Şimdi rükudayız. Evet. Rükudayız. Rükua varalım. Derhal hemen. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Bunları demeden hemen ayağa kalktım. O zaman tadil erkanı yapmamış oldum. Namaz bozulur mu hocam? Öyle oluyor. Bazı ulema işte ne diyor? Bu namaz olmaz. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Düzeltme secdesi gerekir mi buna? Evet. Sehiv secdesi değil. Yani namaz olmaz diyor ya. Yani düzeltme öyle. Bile yapılamıyor buna. Ya, kasten yaparsa namaz olmaz diyor. Sehven yaparsa sehiv secdesi gerekir diyor. O bir. Ama. Bir de otururken şimdi yine okuyor. Yok oturdunuz secdeye gittiniz de secdeye gidelim. Secdeye gidelim. Okuyalım. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber diyerek. İşte bu olmayan bu. Olmayan bu bakın. Hemen ikinci secde daha oturur oturmaz hemen gitti. Evet. Halbuki secde iki secdenin arasında oturacak, vücut şöyle bir yerleşecek ve Sübhane Rabbiyel A'la veya Sübhanallahil Azim diyecek kadar duracak
ve ikinci secdeye öyle gidecek. Evet. Bunun adına tadil-i erkan diyoruz. Demek ki tadil-i erkana farz diyen ulema, Hanefiler vacip diyor ama Hanefilerden de farz diyen var. Evet. Hocam, öyleyse, çoğu zaman biz bu hataları yapıyoruz. Yani değil diyelim mi? Ki işte vakit çıkmak üzere namazı biraz hızlı kılalım diyoruz. Namazı hızlı kılarken de bu sizin buyurduğunuz, anlattığınız hataları maalesef Muhsin yapıyoruz. Muhsin Bey, ömrümüzün en önemli anı Rabbimizin huzurunda geçendir. Yani bir an evvel şu namazı kıl diyeyim canım. Kılayım hemen. Yani tavuğun yem topladığı gibi yatıp kalk, yatıp kalk. Yani iki yatış bir kıntış. Mevlana şey öyle diyor. Elmalı Hamdi Efendi merhum. İki yatış bir kıntış. Öyle de olmamalı diyor yani. Olmamalı. Ya öyle efendim. Ali Bey var mı sorunuz? Evet. Hocam şimdi biz bu tadili erkana uymamayı genelde ya alışkanlık halinde yapıyoruz. Alışkanlık halinde yapıyoruz. Alışkanlık halinde çarçabuk. Evet. Çarçabuk. Veya çok acele bir işimiz olduğu zaman acele evet. namaz kılmak için gerektiğini hissederek yapıyoruz. Evet. Bu tadil erkana uymamak sünnet, farz namazlarda sünnet, nafile namazlarda hepsinde aynı şey. Farzda hepsinde aynı. Ha, diyorsun yani farzda tamam farzda, dikkat edelim de aynı, sünnette dikkat etmeyelim mi? Ya da az ya, mı dikkat edelim? Yok yok aynı aynı. Namaz olarak aynı, bir değişiklik yok. Amma sünnet, amma farz, amma nafile hiç evet. fark etmez. Hocam geçmiş dönemlerde şöyle teravih namazlarımıza gittiğimizde bazı hocaların lakabı Jet İmam diye çıkıyordu. biz şimdi gidiyorduk, orada bazı imamlar biraz daha hızlı kırıyorlardı. Yani kendi aramızda da kıldığımızda biz teravih namazı uzun bir namaz olduğu için biraz daha hızlı kılıyorduk ama tadil erkana uymuyorduk. Bunu biz tek yani kabul olma herhalde. Yapacağımız, kılacağımız namazla biz Allah'ın rızasına talibiz. Yani Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız çok Ali Bey. Allah'ın ihtiyacı yok. Evet, bizim evet. ihtiyacımız çok. O yüzden Allah'ın rızasına talibiz. Ve ömrümüzün en mutlu anı da Rabbimizin huzurunda geçirdiğimiz andır. Evet hocam. Hocam evet. son olarak şöyle bir şey sorayım. Şimdilik biz imama uyduğumuzda imam tadil-i erkana uyuyor. Biz bazen imamdan önce tadil-i erkana... O da doğru değil. İmama uyduk, hatta biraz da gecikme var. Yok. Diyelim ki imam efendi kalktı, biz daha hala secdedeyiz. Yok, biz imama uyduk kalkacağız. Biz imamdan önce secdeye gidiyoruz. Bir o de öyle, öyleler. O da yanlış. İmamdan sonraya kalmak da yanlış. İmama uydum, ona göre hareket edeceğim. Evet. Son olarak da hocam, biz kendi aramızda da namaz kıldığımızda imama uyuyoruz. Ama biz tahiyyatı bitirmeden imam selam veriyor. Yani bu da bir tadil erkana girer mi? Yoksa biz, çok hızlı... Biz imama uyacağız. Bizim namazımız imamın namazıdır. Evet. Bazen de Ali Bey, evet. yani imamlarımızı zan altında bırakmayalım. Yok, imam dediğimiz zaman hocam, kendi aramızda da biz imamlık öyle yapıyoruz. Efendim. Sadece imam yani, olarak ben cami imamlarını kastetmiyorum. Bazı kendi... kişiler çok yavaş okuyabiliyorlar, biliyor evet. musun? İmam ettiğimiz kişi herhalde onu pratiği daha güçlüdür, okumuştur, o selam veriyor. Yani demin hüsnü zan dedik ya, evet. hüsnü zan edeceğiz. Biz de derhal selam vereceğiz. Hocam imam dediğimiz zaman biz kendi aramızda da imamlık tabii yapıyoruz, yani. Onu kastediyorum. Başka bir şey hocam dersin. Anladığım kadarıyla tadile erken, işte namazda tüm duaların, ondan sonra surelerin yavaş yavaş okunması, secdenin yavaş yapılması, rükû ve kıyamın nizama uygun olması demek. Doğru mu? Öyledir. Doğru efendim. Hızlı aceleye gerek yok. Şimdi bir soru var Instagram'dan. İzleyicimiz diyor ki, yani sizin göstermiş olduğunuz yanlışların hepsini ben namaz kılarken yapıyorum. Evet. Namazı çok hızlı kılıyorum. Peki bugüne kadar kıldığım bu namazlar şimdi kabul olmadı mı? Bundan dolayı af dileyelim ama bundan sonra da öyle yapmayalım. Bizden vebal gitti. Bizim görevimiz dinimizin emri neyse onu anlatmaktır. Anlattığımız şey doğrudur. Yani kitaba, sünnete uygun olan budur.
efendim. Demek ki namazın rükünlerini ayetlere ve sünnetlere uygun olarak yapmanın uygun olarak adı tadil erkan. Evet, evet. Kılacağımız namaz böyle olmalı. Evet. Böyle olmalı. Aksi takdirde o namaz olmaktan çıkıyor. Bakın ölçümüz nedir? Ölçümüz kitap, sünnet, icma, kıyas. Peki kitap, sünnet ne diyor? Tadil erkan diye bir şey var diyor. Tadil erkanın da ne demek olduğunu anladık. Rükudan kalktıktan sonra vücudum adam akıllı doğrulacak. Yani bunu hacca, umreye gittiğimizde görüyoruz. Suudi imamlar doğrusu onlar da belki biraz fazla yapıyorlar gibi geliyor. Evet. Öyle mi hocam? Yani secdeye yattı mı kalkmıyor bir türlü. Uzun uzun oluyor biraz oluyor. Diyorsunuz evet. Ortası ama, lazım. Ama takdir ediyorum. Yani tadil erken yerini buluyor ya. Yani. Cemaat halindeki tadil erkanı izah etmenizi rica ediyorum hocam demiş İbrahim Bey. Cemaat halinde aynısı değil mi hocam? Tabii tabii. İmam aynı Hoca Efendi aynı doğru, şekilde doğru tadil efendim. Erkanı riayet edecek ki. Onlar da söyledik şimdi. Cemaatte uyuyacak zaten yani. Evet, aynı şekilde cemaatte uyusun. Peki hocam seyf secdesini haftaya bıraksak olur mu? Tamam. Önümüzdeki efendim. Hafta Cuma inşallah. Tabii öyle yapalım. Cumartesi de gusül tamam. Abdesti olacak. Ali tamam. Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. İkinci şifreyi vermenin zamanı geldi sevgili izleyenler. Toplamda 4 hediyemiz var. 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de el örgüsü Gülizar ninemizin seccadesini hediye edeceğiz. Toplamda 4 hediye. Bu hediyeler için ikinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Mübdi, Ya Allah Celle Celaluhu. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan Allah, kupkuru topraklara görür, işitir, düşünür, insan yaratan Allah. Öyleyse samimi olarak ona kulluk yapmalıyım. İnşallah. Son bir şifremiz kaldı. Biraz sonra zamanı geldiğinde o son şifreyi de paylaşırız sevgili izleyenler. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Yerimize buyurun efendim. Denizli'ye selam ediyoruz. Güzel bir gün olsun Denizli. Buyurun nedir sorunuz? 23 Mart'ta babaannem vefat etti. Ben bunu sosyal medyada paylaşsam günah mı? Başınız sağ olsun. Mevla rahmet eylesin. Babaanneniz vefat etti. Yani bu... Evet. Bizi o büyüttü. O yüzden sorma gereği duydum artık. Neyi paylaşmak istiyorsunuz? Yani resimlerini, fotoğraflarını evet. mı? Evet. Sosyal medyada hatıra olarak ben kendi hesaplarımda evet. vefat eden babaannemin resimlerini, o güzel anılarını, hatıralarını paylaşmak istiyorum. Acaba evet. bu bize ya da babaanneme günah olur mu diye soruyorsunuz. Evet. Peki. Yani yeter ki görülmesi uygun olmayan, caiz olmayan durumları görülmemiş olsun. O zaman caizdir. Yani bir Mescid-i Nebevi'yi temizleyen bir hanım vardı. Sevgili Peygamberimiz, Ümmü Mühçen'i göremiyorum ben. Nerede Ümmü Mühçen? Vefat etti ya Resulallah. Bana niye haber vermediniz? Onun mezarını bilen var mı? Biliyoruz ya Resulallah. Hadi beraber gidelim de. Beraber gidiyor, özel ziyaret ediyor ve dua ediyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki vefatı haberini duyurabiliriz. Hı hı. Çevremize, dostlarımıza haber verebiliriz. Benim bana niye haber vermediniz diyor Efendimiz. Ümmü Mihcen, bu camiyi temizleyen kadın. Ve bu özel ilgimin de sebebini anladınız mı? Öğrenmek isteriz ya Resulallah. Bu kadın camiyi temizlerdi de ondan dolayı bu özel ilgimin sebebi de budur. Evet. Fotoğraflarını, resimlerini paylaşmamızda da dinen bir sakınca yok diyor hocam. Doğru efendim. O güzel hatıraları, anıları paylaşabilirsiniz dedi. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Borsa oynamak caiz mi? Borsa işlem yapmak caiz tabii mi? Tabii borsada oynamak demek ne demek? Oradaki o senetlerin alım satımını yapmak. Eğer o alım satımını yaptığımız senedin iştigal sahası meşru ise problem yok. Meşru değilse uygun değil, caiz değil. Hı hı. Evet efendim. İştigal sahası. Alım satımını yaptığım senede bağlı durumu
onun iştigal sahası neyse ona göre. Meşru ise caiz, meşru değilse caiz değil. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Yayınlar hocam, size bir sorum olacaktı. Benim 56 gram bileziğim, 6 tane çeyreğim, bankada 50 milyar birikmiş param var. Bunlara zekat düşer mi? Düşse de yengeme verebilir miyim? İyi yayınlar, ellerinizden öpüyorum. Evet, nisap miktarının üzerinde oluyor hocam demek ki bunlar, değil mi? 56 gram bilezik, 6 çeyrek, 50 bin lira. Bunlar nisap miktarını aşıyor hocam. Aşıyor, evet. Hesaplamadım ama aşıyor. Doğru, hemen hesabını yapmak lazım. Hocam onu zaman alacak. Arkadaşlarımız yapabilirlerse rejiden buradan söyleyelim ne kadar zekat vermeleri gerekir. Doğru. Peki bu zekatı yengeme verebilir miyim diyor. Verebilir tabii. Verebilir. Yengesine verebilir. Evet. Nisap miktarını aştığı için zekatta mükellef. Yani 56 gram bilezik diyor da. Şimdi hani 80 gram olması lazım diyeceksiniz ama öbür tarafta 6 çeyreği de var. 6 çeyrek artı var. Artı 50 bin lira da birikmiş parası var. 50 bin lira da nakit var. Nakit var. Öyle olunca 90 bini aşar. 80 gramı aşmış olduğu hesap miktarını aşar. Bizim parayla ilgili 90 bin lira herhalde ya. Daha fazla yapıyor hocam. Öyle mi? Altın yükseldi hocam. Öyle mi ya? Gram altın ne oldu bakalım, yükseldi. 80'le bir çarpalım bakalım ne çıkacak güncel olarak. Hemen ben size söyleyeyim gram altın. Arkadaşlar yanlış söylersem düzen 1477. 1484 mü? Peki. 1484 çarpı 80. Hocam 118 bin lira yapıyor nisap miktarı. Ya. Mesele yok, tamam öyleyse. Ölçü bu. Biz genel ölçüyü verelim. Siz ona göre hesabınızı yapın. Burada tabii altın ayarları farklı. Değil mi? Evet. Doğru. Siz genel ölçüyü... Ha, mal varlığı toplamda 100, 150 bini buluyor diyorsunuz. Hesap etmiş arkadaşlar. O zaman 150 bini buluyor. Zekata tabi. Zekatta mükellef. Yengesine vermesinde de bir sakınca yok. Yengesine de verebilir. Peki devam edelim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Benim size bir sorum olacaktı. Ben bir sağlık çalışanıyım. Arkadaşımın gayrimeşru çocuğu oldu ve o çocuğu istemedi. Benden yardım istedi çocuğun alınması için. Ben de ona iyi bir doktor ayarladım. Yanında oldum, yardımcı oldum. Fakat sonra bundan çok pişman oldum. Her zaman tövbe ediyorum. Ve bu benim içimde yer etti. Yani bir çocuğun ölmesine vesilem oldum diye. Gerçekten bu konuda çok üzgünüm. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Efendim, sizin de düşündüğünüz gibi yani ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ism vel udvan. İyilik ve hayır üzere yardımlaşın, kötülük ve şer üzere yardımlaşmayın. O bebeğin anne rahmini tahliye edilmesinde ben de ortak olmuş oldum bu durumda, yani değil mi? Ortak olmuş oldu kardeşimiz. Bundan dolayı yapacağı şey pişmanlık duyacak ve tevbekar olacak. Yapacağı şey bu. Evet. Pişmanlık duyacak ve tevbekar olacak. Evet. Seyf secdesi ile ilgili sorular geliyor. Önümüzdeki hafta inşallah cuma nasip kısmet olursa seyf secdesi nasıl yapılır uygulamalı olarak hocamız anlatacak. Bu arada konuyla ilgili yazılı sorular var. Lütfen video soru olarak onları yollayın. Haftaya cumada inşallah o video soruları görmüş oluruz. Seyf secdesi, namazda düzeltme secdesi ile ilgili olarak. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Hocam, eşim beni aldatıyor. Aldatıyor ve aldatmaya da devam ediyor. Benim 3 tane evladım var. Evde bana her şeyi haram etmişti. Geceleri çok geç geliyor hocam. Çocuklara bakmıyor, evi perişan ediyor. Hala da o kadınla konuşuyor. O kadın da evli, 2 çocuğu var. Ben anlayamıyorum hocam. Bunun bedeli nedir? Bunun günahı nedir? Boşanırsak bunun günahı var mıdır? Evet. Vah 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 vah. Yani la takrabu zina. Rabbimiz zinaya yaklaşmayın diyor. Ezzina yurisul fakir. Zina fakirliğe sebep olur. Zinadan sakının. Yüzden iman nurunun gitmesine, ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına ve azabın çoğalmasına sebep olur. Yani sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yahu helal yolu dururken
Harama ne lüzum var? Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme agnini bi halalike an haramik ve bi taatike an masiyetik ve bi fadlike an mensivak. Ya Rabbi helalla doyur, harama düşürme. İtaatla tatmin eyle, isyana hacet kalmasın. İffetli, namuslu, eşin dururken, üç tane çocuk var yahu. Ya. Yani şimdi üstelik de nikahlı, evli, iki çocuğu olan bir hanımla sen bu haramı işliyorsun. Yani bunu unutma. Bakın ömrün kısalmasına. Benim çok hayatımda Muhsin Bey hakikaten yani bu hadis-i şerifin gerçekleştiğine çok şahit olmuşumdur yani. Arslan gibi adam, baba yiğit yapılı, pehlivan yapılı adam değil mi ki zina? Bir de bakıyoruz çünkü yerinde yeller esmiş. Adam gayet güzel altın yumurtlar gibi fabrika ama değil mi ki orada zina işleniyor? Bir de bakıyorsun ki yerinde yeller esiyor yani. O yüzden bu ne cesaret, bu ne cüret ya, bu ne cüret bu? Ya hanım kardeşimiz çocukları da var. Evet. Vebal, o zinanın vebali eşine aittir. Onun hesabını o versin. Yani kendi yuvada sabredip devam edebilir. Ama yok, ben buna tahammül edemiyorum. Bu hayat çekilmez bir yük haline geldi derse o zaman dinimiz boşanmasına da izin verir. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine Instagram'dan gelen sorulara tekrar bakalım. Ceren Hanım soruyor. Bana büyü yapılmış. Üzerimde büyü varmış. Nişanlanırsam nişanı atacakmışım. Evlenirsem boşanacakmışım. Hamile kalırsam düşük yapacakmışım. Öyle dediler. Ben bu büyüyü bozmak için ne yapmalıyım? Yani bakın, bir kere bunların hepsinin yalan olduğu. Demek üzerime büyü yapılmış. Nişanlanırsam nişanı atacağım. Bir. Evlenirsem boşanacağım. İki. Hamile kalırsam düşük yapacağım. Üç. Üç tane yalan ya. Arkasına. Üç tane yalan. Üç yalan, üçü bir arada. Rabbimiz ne buyuruyor? وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ Gaybın anahtarları Allah katındadır. Onu ancak O bilir. Ama bizim sahtekar üç tane şeyi biliyor ya. O diyor da ben niye inanayım ya? Allah diyor ki bilmez. Adam diyor ki ben bilirim. Yalan söylüyor. Allah bilmez diyor. Ama o adam diyor ki ben biliyorum diyor. Öyleyse yalan söylüyor. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ De ki ey peygamber, yerlerde ve göklerde olan gaybı Allah'tan başka bilen olmaz. Neml suresi ayet 65. Evet. Efendim, peki büyüyü nasıl bozacağız? Büyüyü bozmak için birilerine gidelim mi? Efendim, Rabbimizin himayesine sığınacağız. En iyi yol, en sağlam yol Rabbimizin himayesine sığınacağız. Nasıl sığınırım? İşte muavvizeteyn, Allah'a sığındıran, kul euzü birabbil felak, kul euzü birabbin nas, ayetel kürsü gibi. O ayetlerin bir de anlamını düşünsem. Allahü la ilahe illa hu. Allah ki ondan başka hak mabut yok. El hayyul kayyum. O diridir, kayyumdur. Kimseye muhtaç değildir. Herkes, her şey ona muhtaçtır. Onu uyku ve uyuklama tutmaz. Her şeyden haberdar. Öyleyse ben böyle olan, bu gücün sahibi olan, beni yaratan, yaşatan, yaşamam, ölümüm, ahirim, akıbetim elinde olan Allah, onun yardımını dileyeyim. Öteki o ben cinleri kullanıyorum bilmem filan diyen bu yalancıların sözüne inanmamalıyım, itibar etmemeliyim. Yani kurtulmanın yolu bu. Evet. Peki Özcan Bey benzer bir soru sormuş Instagram'dan. Hocam, muskanın dinimizdeki yeri nedir? Yeni doğan bebek için şifa muskası diye bir şey var mıdır? Yapılır mı? Fatsa Ordu'dan soruyorlar.
Bazı alimler Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazıp muska yapılmasında sakınca görmemişler. Ancak Allah'tan beklenecek şey muskadan beklenirse caiz değildir. Yani yardımı, himayeyi Allah'tan beklemeliyim, yoksa yazılan muskadan beklememeliyim. Evet. Evet efendim. Çocuklar için şifa muskası. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ayetleri işte muska haline getirip kullanmakta bazı alimler mahsur görmemişler. Görmemişler ama bu sefer mahsuru ne oluyor? Yardımı muskadan beklemek. Evet, O zaman sıkıntı o. O da sıkıntı. Yardımı Allah'tan, şifayı Allah'tan beklemeliyim. Evet. Evet efendim. Peki. Telefonumuz var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Oğlum ben size bir şey soracağım. Verdim ama eksik olmasın diye. Benim 43 tane çeyrek altın. Zekat sorunuz mu var? Zekat sorun var. Not alalım o halde. 43 çeyrek altın. 43 çeyrek altın, evet. 18 tane yarım, onun bir büyüğü. 18 yarım. 6 tane onun bir büyüğü yarım. Tam altın deniyor ona da. Evet. 6 tam. 3 tane de büyük, en büyüğünün kremsi. En büyüğünden diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar not alın, size lütfen yardımcı olun rejiden. Sevgili Emre. Evet. Bir tane daha var. Bir de 66 gram bir bileziklerim var. 224 gram da var. Bunların toplamı ne kadar oluyor? Yani bunların zekatını hesaplamamızı istiyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışalım. Oğlum. Çok memnun olurum. Ben bunlara tek tek bakarsam zaman alacak. Şöyle yapalım. Rejideki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar size. Onlar hesapladıktan sonra biz de buradan duyuralım. Olur mu? Bir de 200 bin lira paranın ne olur zekatı? Ha, ayrı mı bu? 200 bini ilave mi edelim? Evet. İlave mi edelim? Yok, 200 ayrı yapın, bu altınları ilave edin. Ha, 200 ayrı yapalım diyorsunuz. Evet, 200 o, para 4 bin lira yapar değil mi hocam? Doğru. 200, 4 bin, 4 doğru, bin lira doğru. Yapar. 200. Hocam genel kuralı hatırlatırsanız seyircilerimize, bilmeyenlere nasıl zekat verecekler, faydalı olacak. Efendim zekat usul firu. 5 bin lira yanlış söylüyorum, özür dilerim. Usul firu yani... bizim dünyaya gelmemize sebep olan ana, baba, dede, nine, onlara zekat veremem. Bizden meydana gelenler, evlat, torun, onlara da veremem. Nikah bağı, aralarında nikah bağı bulunanlar da birbirlerine veremezler. Bir de zengin olana, yani dinimize göre zengin ne demek? Nisap miktarı. İmkana sahip olan zenginlik de, ölçüsü. Evet, zenginlik yani. Ölçüsü de odur. Biraz önce hesabını yap. 118 bin lira değil 80 mi? 80 gram altın ya da veya para veya ticaret malına sahip olan kişiye veremem. Hatta mısınız? Ben dinliyorum. Ha, bu 200 bin lira ayrı hesap edin dediniz. Biraz evvel yanlış söyledim. 5 bin lira yapıyor. Yani 40'ta biri. %2,5'u 5 bin lira yapıyor. 200 bin liranın evet, zekatı. Doğru. Ama şunu da söyleyelim. Yani borçlarınız varsa o borçları düşmeniz gerekiyor. Yok borcu falan yok. Tamam. Diğer söylemiş olduğunuz not aldım ben de, arkadaşlarla not aldılar. Onların zekatını da içeride yardımcı oluyorlar. Bitirdiklerinde buradan duyuralım, olur mu? Takip edersiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir video sorumuz olacak, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Nisap miktarı dolan altının zekat günü geldi. Fakat daha bir ay önce, 15 gün önce veya 3 ay önce de alınan para veya altın, onları da dahil edilecek mi? Onların da yılının gelmesi beklenecek mi? İkincisi de taksitle alınan bir takım mallar var. Onların borcu var. Efendim, yıl içindeki artışlar zekata tabidir. Yıl içindeki artışlar, efendim, geçen sene 120 bin liram vardı. Bu sene 150 oldu. 30 bin lira artış oldu. O halde yıl içerisindeki artışlar
yıl sonunda zekata tabidir. Hı hı. Şimdi borçlarım var diyor. O borçları da bir yılı geçenler onlar düşmez ama bir yıl içindekiler düşer. Bir yıl içerisinde olan borçlar düşer. Olan borçlar düşer. Ötekiler düşmez. Diğerleri düşmez. He. Evet. Peki taksitle alınan mallar için mi hocam? Evet. Taksitle evet, alınan doğru. mallar için söylüyorsunuz. Doğru. Peki. Biraz evvel telefonla bizi arayan izleyicimizin toplam 807 bin lira tutuyor. Altınlarının tamamı 807 bin lira mı tutuyormuş? Öyle hesap ettiniz. Evet. Evet. Peki bakalım. 807 bin. Bölü 40. 20 bin lira yapıyor hocam. 20 bin lira eğer zekat. Hesaplandığı gibi ise. Zekat evet. Öyle mi? Evet. 20 bin lira zekat verecek. Zekat verilmesi icap ediyor. Verilmesi icap ediyor. Rabbim kabul etsin. Mevla kabul buyursun. Nerelere verecek zaten hocam? Verdirmeyi nasip etsin. Müftülüğüm zamanında gurbetçi birisi geldi huzuruma. Hocam dedi bankada param var. Bir hayli faiz işlemiş. Ne yapacağım dedi. Sevap beklemeden bir hayra vereceksin dedim. Veremiyorum dedi. Niye veremiyorsun dedim. Çok dedi. Allah Allah. Çok dedi. Veremiyorum dedi. Ya nefis. Görüyor musun şeytan? Ağır geliyor değil mi hocam? Ağır geliyor. Ağır verdirmiyor geliyor. Yani. Ağır geliyor evet. Peki bugün bayağı zekat sorusu geldi. İnşallah yardımcı olabilmişizdir sevgili izleyenler. Yine de önümüzdeki programlarda varsa yer vermeye çalışırız. Video soru olarak yollayabilirsiniz sorularınızı. Başka bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Duyamıyoruz. Video, görüntü var ama ses yok şu anda. Bunda da ses yok. Peki, sorun varsa ben Instagram sorusu aktarayım. Siz düzeltmeye çalışın. Ses duyamıyoruz videolarda. Hı. İzleyicimizin sorusu var. 12 yaşında kardeşimiz hocam. Diyor ki hocam merhaba ben Nehir 12 yaşındayım. Bir sorum olacak. Allah bir insanın zenginliğini veya fakirliğini neye göre belirliyor? Biri dört dörtlük hayat yaşarken diğeri neden acı çekiyor? Acı yaşıyor. Allah'ın isimlerinden birisi de adil değil mi? Ya aferin güzel soruyor. Şimdi bakın Rabbimizin güzel isimlerinden biri El-Adil, biri de El-Hakem. Yani Hakem isminden sonra El-Adil ismi. Yani Allah adalet sahibidir ve her işinde de bir hikmet vardır. Servet bolluğunu istemeyen yoktur herhalde. Evet. Ama halbuki servet yüzünden de başına ne belalar gelmiştir. Keşke fakir olsaydım temennisinde bulunanlar olmuştur. Allah Erhamur Rahimindir. En büyük merhamet sahibidir. Allah Ekramul Ekremindir. Bize düşen ona tevfiz-i umur etmek. Ne demek tevfiz-i umur etmek? Ona teslim olmak. Yani hayat deyince sırf bu dünyayı da düşünmemek lazım. Sonsuz hayatı da dikkate almak lazım. O halde yani şimdi filan ne kadar zengin ya, ne kadar mutlu, filan ne kadar muzdarip, fakir. Yani belki de asa en tekrahu şeyen fe ve hayrul lekum. Hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınıza. Hoşunuza giden nice şey var ki sizin hayrınıza değil. Yani ona teslim olmalı ve selam yani. Aynen böyle hakikaten ben hayatımda gördüm. Önce devlet memuru iken sonra ticaret yapmaya başladı. Efendim büyük servetlerin yönetimine başladı. Tekrar da sıkıntılara girdi. Yani keşke o memuriyetim devam etseydi dediğine şahit olmuşum. Yani bu demek değildir ki iş adamı olmayalım. Bu yüklerin altına girmeyelim. İnsanların hayırlısı, insanların arasına giren ve insanların sıkıntılarına katlanandır. Yani ben ne yapayım, elimi sıcak suyun soğuk suya koymayayım, oturayım, yatayım şurada, öyle değil yani, öyle değil. Evet. Yani bir ayette de mümin, cennet yolcusu müminleri anlatırken, لِزَّكَاتُهُمْ فَاِلُونَ
O müminler ki zekat vermekle mükellef olma gayreti içinde olur. Zengin olacağım ki veren el alan elden hayırlıdır. Bir efendim lamba olup da bir oda aydınlatacağına güneş ol da odaları aydınlat. Mevlana da öyle diyor. Hmm. Bir lamba olup bir oda aydınlatacağına bir güneş ol da odaları aydınlat ya. Diyor. Demek hocam şöyle demek lazım belki de, takdiri ezele teslimiz ama gayrete de aşığız. Elbette. Evet. Öyle doğru efendim. Takdiri ezele teslimiz. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Öyle. Ona teslimiz ama gayrete de aşığız. Bir gayretimiz de olacak doğru, mutlaka. Doğru efendim. Cenab-ı Hak mal verir, mülk verir, para verir, zenginlik verir. Cenab-ı Hakk'ın hayırlısını isteyeceğiz. Evet, hayırlısını istemek lazım doğru belki efendim. De. Her şeyin en hayırlısını istemek lazım. Son şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. Evet, üçüncü ve son şifre. Toplamda 4 hediyemiz var. Bu hediyeler için son şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Mu'id. Ya Allah Celle Celal. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. Mahlukatın ne ölümü, ne dirimi, ne de berzakta kalımı ellerinde değil. Öyleyse mahlukatın hatırı için Halik'a isyan etmemeli. Yani ne ölümümüz, ne dirimimiz, ne de berzakta kalımımız elimizde değil. Öyleyse mahlukatın hatırı için Halik'a isyan etmemeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, şifrelerimizi paylaştık. 3 şifreyi de not aldıysanız sevgili izleyenler, ekranda telefon numaralarımız var. 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06. Hatlarımızı düşüren ilk 4 izleyicimize inşallah hediyelerini yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren seyircimizle de konuşalım, hasbihal edelim, şifreleri kendilerinden duyalım. Hazırsa bir video sorumuz var, görelim. Selamün aleyküm hocam. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Benim arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım ertesi günü bir yere veya bir işleri var. Herhangi bir yere gidecekler ve o günün namazı kılamayacaklarını düşünüyorlar. Mesela öğlen ikindi kılamayacaklar. Bunu bir gün öncesinden kazasını kılıyorlarmış. Böyle bir şey doğru mu, yapılabilir mi? Vallahi ilk defa duyuyorum. Efendim yani namazın şartlarından biri de vakittir. Vakit gelmeden yarınki öğlen namazını bugün kılayım. Yok öyle yok. Öyle bir şey olmaz. Yok diyorsunuz. Ama vakit şart. Gelecekteki bir namazı kılamayız. Tabii. Öyle mi? Doğru. Yarın benim toplantım var. Yarın kaçta toplantım var? İşte ikindi vakti benim bir toplantıya girmem lazım. Öyleyse ben yarın kılamam namazı. Yarınki ikindiyi bugün kılayım. Yarınki ikindinin namazını ben bugün kılayım. Yok öyle şey yok. Evet, o arkadaşlarınız yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Dinimizde evet. Böyle bir şey yok diyor hocam. Namazın şartlarından birisi de vakittir. Vakit öyle ya. Evet. Peki yine bir video sorumuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Ben Ramazan umresi yapmak istiyorum. Kız kardeşim ve erkek kardeşimle gidecekti. Şimdi erkek kardeşim vazgeçti. Biz de paramızı yatırdık. İki bayan, iki kız kardeş olarak gidersek bunun günahı var mıdır? Günah olduğunu söylüyorlar. Ne yapmamız lazım? Efendim yani o günah olduğunu söyleyenler herhalde Hanefi mezhebine göre yanlarında mahremi yoksa gidemezler diye böyle diyor. Ama bu son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı Şafii mezhebinin bu görüşüyle yani kadınlar, 3 kadın bir arada olur, yolda da güvenlik olursa gidebilirler. Buna göre hareket edilmektedir son yıllarda. Elhamdülillah hakikaten yolculuklar genellikle uçakla yapılıyor. Gittiğimiz yerde de güvenlik vardır. Öyle olunca günah kazanıyorlar demek doğru değildir. Rabbim kabul etsin umre. Sünnet-i müekkede çok güzel bir ibadettir. Mevla gitmek isteyen herkese tez zamanda nasip evet, eylesin inşallah. Evet, yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Bizim böyle kapımızın önünde beslediğimiz 2-3 hatta 4-5 tane kedimiz var.
Onları ben yıkayıp eve almak istiyorum ama ailem izin vermiyor buna. Yani evde kedi beslemek günah diyorlar. Bir de temizlik konusunda biraz sıkıntıları var. Sizce almalı mıyım? Biraz da hani hayvanların doğal yaşamında olması gerektiğini de düşünüyorum bir yandan. Siz nasıl tavsiyede bulunursunuz? Yani evde kedi beslemek günah değildir ama kedileri memnun edelim derken anamı babamı da gücendirmemeliyim ya, değil mi? Annem babam diyor ki yok kızım istemeyiz. Kapının önünde zaten besliyorlar hocam. Kapının müsait önünde besle orası, ama evin içinde istemem diyor. Yani kedileri memnun edeyim derken anamı babamı da gayrimemnun duruma düşürmemeliyim ya. Evet. Onların da gönlünü alalım diyor hocam. Alalım, doğru efendim. Onlar razı geliyorlar. Azdı diye 5 tane hocam, 5 kedi. Hani bir öyle de değil, 5 kedi. Bir kedi olsa evet. Neyse ama şimdi 5 kedi olunca yaşlı hanım, bey, bazı kişiler hoşlanmayabilirler. Yani fıtratan böyle. Yani evet. Sen niye bu kediden rahatsız oluyorsun demenin yeri yok. Bu arada yani. Kedi necis değil. Onu da yok, söyleyelim. Değil. Yani, yani namaza abdeste yani. Manisi de yok. Yok. Onu da hocam tabii. Not olarak evet. Söyleyelim. Evet. Kedileri de çok seviyoruz tabii. Ama annenin babanın rızası önemli hocamın vurgu yaptığı husus bu. Yani onların rızasını gönlünü kırmadan bu işi halledebiliyorsak o şekilde halledelim diyor. Yani bir kediden dolayı da evde huzursuzluk çıkmasın. Çıkmasın evet. Peki yine bir Instagram sorusu. Annem küçükken öldü, köye defnedildi. Şu an ben onu yaşadığım şehir mezarlığına nakletmek istiyorum. Ziyaret için daha uygun olacak. Dinen hükmü nedir? Bir de kabir hayatı nasıl olacak? Ölenlerin ruhları sürekli kabirde mi yoksa başka bir yere mi taşınıyor? Efendim bu doğru değildir. Yani bu kardeşimizin dediği yani sırf ziyareti kolay olur maksadıyla cenazeyi oradaki mezardan kaldıralım. Efendim bizim şehrimizdeki mezara getirelim. Bu düşünce yanlıştır. Bu doğru değildir. Allah'a teslim ettik. Onu rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Hı hı. Evet. Ama şöyle olursa deniliyor ki buraya baraj yapılacak. Yani bu mezarlık suyun altında kalacak. Hı hı. İşte o zaman kaldırıp başka yere götürebiliriz. Veya belediye diyor ki ben buradan yol geçirmeye mecburum diyor. İnsanların menfaati için buradan yol geçirmeye mecburum diyor belediye. O yüzden mezarınızı kaldırın diyor. O zaman kaldırabiliriz. Bu gibi gerekçeler yoksa sadece ziyareti kolay olsun düşüncesiyle mezarı açmamız, bir başka yere nakletmemiz caiz değildir. Caiz değil. Peki hazır mı telefonumuz? Hazırsa o halde bekletmeyelim izleyicimizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz siz olmuşsunuz. İstanbul'dan Özlem Yılmaz düşürmüş hattımızı ilk. Nasılsınız Özlem Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet, İstanbul'dan arıyorum. Memleket neresi, nerelisiniz? Gümüşhane. Gümüşhane'ye de selam yollamış olalım. Bugün Gümüşhaneli Gülizar ninemizin hediyesi var zaten biliyorsunuz. Evet, onun için çok istedim, düşürdüm. Evet. Peki sıralama nasıl? Onu içerideki arkadaşlarım biliyorlar. Yani hangi hediye, hangi sıralamayı onu arkadaşlar size söylerler. Kimlerle tamam. izliyorsunuz şu anda? Kayınvalidemle. Selam ediyoruz kayınvalidenize. İki kişi misiniz evde sadece? Evet, iki kişiyiz. İlk şifre neydi? Şifreleri soralım. El-Muhsi. Ya Allah, Celle Celaluhu. İkinci şifre? El-Mübdi. Ya Allah Celle Celaluhu. Son şifre? El-Muid. El-Muid. Ya Allah Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz bir kez daha Özlem Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hediyenizi, adresinizi yollayacağız. Sağ olun. Hattımızı ikinci olarak düşüren izleyicimiz hangi şehirden? Ceyhan Öztürk. Afyonkarahisar'dan. Sağ olun hocam. Afyonkarahisar'dan. Hattımızı üçüncü olarak düşüren isim? Remziye Saydam, Adana. Maşallah hocamıza. Hattımızı son olarak düşüren isim? Cennet Ölmez, Burdur. Burdur. Burdur'a da selam edelim. Hocam Mevla razı olsun. Çok teşekkür cümlemizden ediyoruz. Cümlemizden efendim. İstifade ettik. Güzel, verimli bir program oldu. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz izledikleri için. Haftaya Cuma sevgili izleyenler inşallah Mevla nasip ederse yine Cuma sohbetlerinde birlikte olacağız.
Görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz ve her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın duasıyla kapatıyoruz. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin. Rahmetini, inayetini, lütfunu üzerimizde daim eyle. İhsan buyurduğun bunca nimet karşılığında şükran görevini yerine getirebilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Ya Rab, Rabbül Aleminsin, Malikül Mülksün, Malikül Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi saygı duygularıyla meşbu eyle. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Ya Rab, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla, beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim Amin. Eyle. Kur'an'da öğrettiğin dua ile el açıyoruz ya Rab. Rabbena gıfir lena ve li ihvaninellezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gıllen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Amin. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Amin. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Amin. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız geliyor. Ailemize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle. Amin. Ya Rab, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar Amin. Eyle. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Amin. Gönderlerimizden indirme. Amin. Ya Rab, kutsal değerlerimizin bekçiliği görevini ifa eden kahraman askerlerimiz ve emniyet güçlerimizi moral gücü yağdır. Amin. Melekler ordunla, sekinetinle teyit eyle. Amin. Ya Rab, hasta olanlara şifalar, borçlulara devalar. Amin. İhsan eyle ya Rab. Ya Rab, mümin doğduk, mümin yaşamayı imanı kamille hüsnü hatime ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek tekmili enfas edebilmeyi nasip eyle. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amin. Ya Rab, üzerimize toprak atıldığında, eşten dosttan ayrı kaldığımızda bizi yalnız bırakma. Amin. Ya Rab, yarınımızı bugünümüzden daha mutlu eyle ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhtinas sıradel müstakim. Sıradel lezine el amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddailin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.